Plastik parça tasarım özelliklerinden bir diğeri de press fillet olarak geçen kurallı yuvarlama olarak çevirebileceğimiz yuvarlama çeşittir. Plastik parça tasarımı dizinin altından rule fillet dosyasını açıyorum. Plastik parça panelinden rule fillet komutunu çalıştırdığınızda dikkat ederseniz öncelikle sizden bir unsur seçmeniz istenir. Boss bir unsurunu seçelim. Yaklaştığımızda bu unsurun against part ile parça ile birleştiği yerde bir yuvarlama tanımlanacağını görüyorsunuz. Yuvarlama yarıçapını 1,5 milimetre olarak girelim ve OK ile unsuru tanımlayalım. Yeniden kurallı yuvarlama komutuna girelim. Bu sefer cup outer isimli unsuru işaretliyoruz. 1 milimetrelik bir yuvarlama tanımlıyoruz. Click to add ile gördüğünüz yere basarsak eğer bir başka unsuru seçip onun da yuvarlamasını tanımlamanız mümkündür. Yeniden cup outer unsurunu seçeceğiz. Yalnız tek fark burada against part değil, serbest kalan, boş olan kenarları kullansın isteyeceğiz. Unsur olarak bunu işaretlediğimizde biraz yaklaşırsanız serbest kenarlar olarak üstteki kenarları da seçmiş olduk. Şimdi de plakamızın altına bakalım. Bunun için bakış açımızı değiştirelim ve rule fillet komutunu çalıştıralım. Tüm kenarları yuvarlayacağımız için buradan all fillet, all edges seçeneğini seçiyorum. Radius olarak 0,5 milimetre değerine girelim. En sonunda bir unsur seçmemiz lazım. Cup inner unsurunu işaretliyoruz. Dikkat ederseniz buradaki unsur tüm kenarlarıyla yuvarlanmış olacak. Şimdi de yüzey üzerindeki kalan yuvarlamaları uygulamak için yeniden rule fillet komutuna gidiyorum. Bu sefer source altından face seçeneğini seçiyorum. Radius olarak 0,25 değerini giriyorum. Seçim ikonuna basıyoruz ve burada görmüş olduğunuz delikleri de içeren yüzeyi işaretliyoruz. OK ile devam ettiğimde dikkat ederseniz bu yüzeye ait tüm kenarlar 0,25 milimetre ile yuvarlanmış oldu. Komutun uygulanması sırasında bazı değişiklik işlemler uygulayabilirsiniz. Örneğin alt özellikleri arasında bazı kenarların işlemden kaldırılabilmesini sağlayacak seçenekler var. Bunun için Edges'i seçiyorum ve daha sonra işlemin uygulanmasını istemediğim kenarları işaretliyorum. OK ile devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu kenarlar üzerinde her ne kadar bu kenarlar bu yüzeye ait olsa da yuvarlama işlemi uygulanmış olmadı. Son bir yuvarlama işlemi daha gerçekleştirelim. Yeniden Rule Fillet komutuna gidiyorum. Radius için 0,5 değerini giriyorum. Buradan da Free Edges seçeneğini işaretliyorum. Şu anda parçanın üst tarafını gösterdim. OK ile devam ettiğimde dikkat ederseniz bu unsura ait kenarlarda verdiğim yarıçapla yuvarlanmış oldu.